Evet arkadaşlar, Gani hocamız baktı ki dedi ki bunlar dedi kesin benim teknemi kaçıracaklar. O yüzden benim teknemi dediler, botumu çalmadan ben gezdireyim bari diye düşündü herhalde bizi şu an. Biraz böyle gezdirecek. Evet Buket Hanım, heyecanlı mısınız? O kadardır gezelim gezelim görelim. Şimdi ne tarafa doğru gitmek istersiniz? Vallahi hocam, vallahi kaptan, size bırakıyoruz. Evet, karavanımızı bıraktık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada hocam bu neydi? Bu Dimitri amcanın evi. Bilmiyorum. İsim taktım ben. Evet arkadaşlar, Dimitri gerçekten çok evi. Güzel. Bundan sonra burada yaşıyoruz. İstisimiz hala yemek yemiyor. O yüzden onu Marmaris'e götüreceğiz. Karnından da garip garip sesler geliyor. İç dış parazit yapıldı. Fakat hep böyle yatıyor. Bir de hiç yemek yemiyor. Değil mi kıcığım? Hasta bu, hasta. Kızıma. Evet. İssiz çantaya gidiyor. Hadi bakalım İssiz Hanım. Hiç yatma, hiç yatma. Bunu hiç almadım. Hala. Yorgun bu, yorgun. Halsiz bu. Yemek yemiyor çünkü zayıfladı kızımız ama ya. Ama bugün biraz tavuk haşladım ben onu. Ondan yedi. Ay bu kızın ilk kez çantası olmuş. Bak burada İssiz. Ay benim aşkım. Şimdi iyi olacak o kız. Senin için Fizan'a giderim ben. Fizan. Fizan mı? Fizan. Ve meraklı bakışlarının ardında İssiz'i yolda arkadaşlar çekemedim. Getirdik. Yolda çekemedim. Ocağıma böyle patisini koyuyor ve öyle bakıyor. O mu acaba? Evet, veteriner de maşallah. Burada şey, ne kadar güzel bir veteriner. Sıramızı bekliyoruz. İssiz'i de serbest bıraktık şu an. Bak Buket'e bakın bak. Ne yapıyorsun Buket? Annem İssiz'i soğanmış da. İssiz? Şişt, aşağı inmek yok. Aşağı inmek yok, hayır. Aslında çocuğumuzun bir şeyi yok gibi ama yemek yemeyi kesti bir anda. Üçüncü gün, şuna bakın, karnı içine girdi. Evet, İssiz geldi arkadaşlar şu an. Onur hocam ilgilenecek. Bakalım neyi varmış. Annesi de burada, kaçmaya çalışıyor bak. İssiz amcası. Sen bizim perdez onları yemiyorsun. Salamları götürüyorsun. Evet. Hiçbir şekilde. Biraz tavuk haşladım bugün, onu yedi. Çok az yedi ama yani 2-3 gündür neredeyse hiçbir şey yemiyor. Şimdi en son iç parazit patlarını verdik ya. He, ondan dolayı mı? O devam ediyor olabilir. Kızdı. Tamam. İssiz. Evet. Dün yediklerini direkt çıkardı o proteini, ama yani yediği gibi çıktı. Kalıçı. Evet. Ondan önceki gün de çiçek yedi, yeşil kustu. Ama enerjisi falan yerinde. Enerjisinde hiçbir sıkıntı yok. Tabii bazen böyle o eski bir anda böyle şey oluyor. Yatıyor, bakıyorum yani gözümden belli gitmiş. Sonra bir an bir bakıyorsa hiçbir şey yokmuş gibi yani. Bir anda şey yapıyor. Veterinerimiz ilgilendi. Dedi ki yani ateşi güzel. İşte birçok şeye baktı ama şöyle bir şey var. Bunun iki kardeşi de bir anda öldüğü için şimdi annesi hiç bakmamıştı ve 5. doğumuydu. 3 tane doğurdu, ikisi öldü. Hastalık taşıyabilirmiş. Yani o hastalık taşıyıp taşımadığını öğrenebilmesi için test yapması gerekiyormuş. Tamam dedik, test yaptırıyoruz. Şu an sonuçları bekliyoruz. Dua ediyoruz tabii bir de. Bu da Buket'in gözü ha. Nasıl? Ama şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Biz yaklaşık 50 kedi falan baktık. Sokaktaki kedilerle beraber. Yani çok
sevdiğimiz çocuklarımız vardı. Onları da kaybettik. Harley dahil, Yip Yip diye bir kedimiz vardı. İşte onun dışında başka kedilerimiz vardı. Onları da kaybettik bir anda. Yani Isis'in çok küçük olduğunu düşünüyorum. Bence güçlü bir kedi, atlatacak. Yani bizde yaşayacağı şey varsa devam edecek hayatına. Evet, Isis'e hediye geldi. İçinde oyuncakları varmış. Artık benim göz bandımdan uzak durur herhalde. Kızımın ilk hediyesi bu. Evet. Isis. Arkadaşlar, hayatımızda gördüğümüz en güzel veteriner, evet, gerçekten. Kesinlikle öyle. Tarz olarak süper. Isis'in hiçbir şeyi yok arkadaşlar. Sadece işte mide rahatsızlığı varmış herhalde. Parazit, iç parazit falan yapıldı. Test yaptırdık. Negatif çıktı. Negatif çıktı. Şu ana kadar bir şeyimiz yok. Evet. Tekrar geri gideceğiz. Çok teşekkür ederiz. Her şey çok teşekkür geçmiş ederiz. Hoşça kalın. Haberleşiriz. İlk parti olur. Tamam. Arkadaşlar, Buket sürekli her gün yüz yogası yapıyor, böyle garip garip hareketler. Arkadaşlar, gerçekten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne falan başvurmak istiyor. Her akşam böyle şeyler yapıyor. Bu kız hiç iyi değil yani, gerçekten. Sevgilim, biz oyunculukta da bunlar yapıyorduk diyaframda. Son zamanlarda korkmaya başladım. İyi uyu, kaçırdım. Profesyonel bir tedavi almasını istiyorum. Varsa böyle bir arkadaş bize varsa böyle bir arkadaş bize ulaşsın lütfen. Yani güzelim kız ne hale geldi ya. He you'muş. Böyle yoga mı olur? Hayır, bir de böyle yapmış. Şöyle yapmış, dur. Ha, yok, ne yapmış? Parmağını burnuna mı soktun, ne yaptın? Şöyle yapmış. He you yapıyor. Gerçekten hiç iyi değil. Dikey kalkan oluşturuyorum. Duydunuz mu? Gülme çizgisine eğitimini vereceğim. Gülme çizgisine dikey kalkan oluşturuyormuş. Yani bu şey ya, Superman filminde falan var ya böyle. O ne demekse. Şimdi arkadaşlar, bir şey göstereceğim size, umarım çıkar. Dünyanın en güzel şeylerinden biri. Bakın şuna. Bu nedir ya? Bu nedir lan? Bu nedir ya? Şimdi şöyle, bunu izlerken, şimdi ben dilek tutacağım. Nedense böyle manzaralarda dilek tutuyorum. Ve şu an tuttuğum dileğin içindeyim. Bir karavan. Mutluluk, aşk, huzur. Şimdi siz bunu izlerken, siz de sanki şu an ben
benim yanımdaymışsınız gibi dilek tutun, tamam mı? Umarım da gerçek olur. Omer Torem! Omer Torem, bu nasıl bir güzelliktir yo! Bu arada Isis de mama yedi, çok mutluyum. Damlasını damlattık, yatarken de damlatacağız. Omer Torem! Canım Isis'im. Liza da geldi, evet. Ama işte... Şu an görüntüde şey görüyor insanlar bence. Renk olarak böyle ama şu an sapsarı. Evet, sapsarı, deniz sapsarı. Şimdi... Yüz yogam da bitti. Tuncay yüzünden az yaptım. Hiyolarımı yapamadım. Neyse, sporumu da yaptım bugün. Bugün dışarıda oturmuyoruz. Yorulduk çünkü. Gel Liza. Isis nerede? Yanlış yapıyorsun. Isis burada. Gel kızım hadi. Hadi gel artık, evimize gidiyoruz. Ay benim kızım, üşütmesin diye sevgilim. Haydi artık. Gerçekten ama çok güzel. Ay bu görüntü ne? Evet. Diyor. Hadi bakalım. Şöyle akşamda. Burası çok güzel oluyor. Tuncay dağıtmış. Gel kızım, gel hadi. Arkadaşlar burada var ya, bir sinek var, bir sinek var. Bir de sinek var. Gerçekten parçalıyor yani. Nasıl? Biraz önce sineğe kızıyor. Diyor ki yemiş benim kanımı, kocaman olmuş diyor. Tontikleşmişler artık. Yani şimdi şöyle, karavanın arka tarafında keşke, buradan yapacak arkadaşlara hemen tavsiye. Arka tarafında keşke camı açılır, camı açılır kapanır bir sistem yapsaydık. Biz biraz ucuz olsun, şöyle olsun, hızlı olsun bilmem ne derken tabii bunları düşünmedik. İkinci karavanımızda inşallah. Öbür karavanda inşallah bakarız artık şey. Ama arkaya kesinlikle bir havalandırması var aslında ama onu açınca geri çekmesi çok zor, o yüzden açmıyorum. Yok yok, oradan açmıyorum. Bir de toz insin istemiyorum ben. Zaten her gün. Ay aman, toz inmez. Her gün ne kadar çok temizlik yaptığımı bilmiyorsunuz. Ve yakışıklı babası geldi kızımın. Benim kızım. Neler aldı babası benim kızımı? Oo, çok güzel şeyler aldım ona. Kızım bak, babasını kapıda bekliyor. Ah. Ay yoruldu bunun babası, yoruldu. 100 kilometre. Saçımı yiyorum seni. 100 kilometre şu motorla yaptıktan sonra sanırım yeni bir kıça ihtiyacım var. Frenci odana ben topa bakayım sana. Kızım. Kızım. Obelik. Babasının sesini obelik, hemen, obelik, hemen, obelik, hemen. Obelik, babacı obelik, kız, obelik. Babacı. Ona güzel şeyler aldım ben, bak evet, şimdi. Evet bakalım hocam. Ya merak ediyoruz. Şimdi alalım. Ya kızım. Gel Isis, gel Allah. Arkadaşıyla oynayacak. Arkadaşıyla iyi, biraz daha iyi oldu. Ama hiçbir şey yemedi. Aynen, gene biraz hareketlenmiş. Şimdi kızımıza proteinli Roplan almışız. Aa, bu şey pipete aldığımızdan değil mi? Aha. İç dış parazit aldık. Bir de şu an hiç iştahı yok. Evet. Doktor önerdi. Bir tane iştah açıcı şey mama aldık, ıslak mama aldık. Babasına bir adet kola. Arkadaşı da var onun. Çağırıyor oynamaya Liza onu. Bak. Çağırıyor Liza ve Dadasasladır. Benim oyuncağım şimdi. Hep Isis'eydi, sıra bende. Günlerdir bekliyor, bekliyor artık sonunda. Acaba ne? Evet arkadaşlar, çekimlerimiz daha kaliteli olsun diye biz bir drone aldık. Mutlu musun? Bir drone'um var. Very nice. Sonunda ne yaptı? Etti. O drone'u aldı. Sabahları Lizi resmen kapıya geliyor, Isis'i çağırıyor. Değil mi? Ağlak büyük kız. Kızım. Ay daha iyi benim kızım ya. Şimdi ben bir şey yapacağım ama sen görmeyeceksin, tamam mı? Yazdıklarımı görmeyeceksin. Tamam mı? Tamam. Ünlü karavancı Tuncay Kes. Sürpriz hazırlıyordu. Evet, şimdi. Evet. Sevgilim. Evet. Üç tane seçenek var. Bu üç tane seçenek sen görmeyeceksin, ben gösteriyorum. Efendim, birincisi bu. İkinci seçenek bu. Ve bu en enteresan olanı. Bunu seçersen ne demek istediğimi görecek.
3 tane seçeneğimiz var arkadaşlar. Şimdi üçünü karıştıracağım. Bakalım bu hafta ne yapacağımızı göreceğiz arkadaşlar. Ve bakalım sol ne çıkıyormuş. Şu anda ilgimi merak ediyorum. Sayısal loto gibi. Ne çıkıyor? Denizin üzerinde yürümek mi? Ve İsa denizin. Gibi mi? Denizin üzerinde yürümek. Nasıl? Arkadaşlar şöyle çok güzel bir yer keşfettim. Gerçekten denizin üzerinde yürünüyor. Nasıl yürüyeceğiz sevgilim? Göreceksin, göreceksin. Surprise! Nereden buldun bu yeri? Hello motherfucker! Buket Hanım İsa suya doğru. Suyun üstünde yürüyeceğim. Evet şimdi gidiyoruz bakalım. Bak, bak burada da heykel var. Pazara giden teyzeler gibi gidiyor bak. Şimdi burası Kız Kumu arkadaşlar, Orhaniye. Güzel de bir hikayesi var buranın, çok eskilere dayalı bir hikayesi var. Aslında bir iki rivayet daha var, onları da okudum falan ama en çok hoşuma giden bir şey var, onu anlatacağım. Zamanında arkadaşlar burada iki tane aşık varmış ve bu kız prenses. Ben de bilmiyorum evet, Buket de bilmiyor bu arada. Prenses arkadaşlar, kralın kızı varmış işte prenses, bir de balıkçı varmış. Bu iki aşık sürekli buluşuyorlarmış ve kız karşı tarafta sahilde bulunan erkek arkadaşına fener yakarak ona buradayım gel demek istiyormuş arkadaşlar. Ve sürekli geceleri de balıkçı arkadaşımız buraya geliyormuş. Ve ondan sonra sürekli uzun zaman böyle gel git gel git yapmışlar. Çok aşıklarmış birbirlerine. Sonra şöyle bir şey olmuş. Bunu bazı insanlar görmüş ve krala hemen koşmuş. Böyle vardır ya böyle tipler, hemen böyle koşar gider. Böyle tipler geçmişte tarihte de vardı, şimdi de var, hala var arkadaşlar. Şimdi hemen koşmuşlar krala, demişler ki kralım kralım kralım. Ben olsam onun yerine bir tokat böyle ona böyle. Kırarım. Kırarım lan. Neyse arkadaşlar işte kralım sizin kızınız işte karşı sahilden bir balıkçıyla görüşüyor. Ve kızınız da balıkçıyı fenerle çağırıyor falan demiş. Tabii kral hiç duydunuz mu? Aa ne güzel ya kızım bir balıkçıyla falan. Bu ne zındıklar demiş. Hemen böyle bu ne zındıklar demiş böyle. Düdük çalmış. Yok o zaman düdük yok. Düdük yok. Telefon yok, o da yok. Hemen böyle gitmiş demiş ki yakalayın demiş onu demiş, bir şekilde bulalım yakalayalım falan. Neyse. Kız tam böyle gece gitmiş, takip ediyorlarmış arkadaşlar. Gece gitmiş. Tam feneri yakacak, kralın adamları bunu yakalamış. Kral demiş ki durun demiş, şu balıkçıyı da çağırın gelsin. Hemen feneri yakmışlar, böyle fener tutmuşlar, yakıp söndürmüşler. Balıkçı da ne yapsın, öğrenmiş arkadaşlar orada olduğunu. Hemen atlamış kayağa geliyormuş. Tabii kız bağırıyormuş, çığlıklar atıyormuş, gelme git falan diye böyle bağırıyormuş arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir şey olmuş. Kız bunların elinden kurtulmuş ve denize doğru koşmuş. Denize doğru koştuktan sonra kayağa kadar varmış. Tam kayağa yaklaşmış böyle sarılırken kral adamlarından bir tanesine demiş ki o çocuğu vurun demiş. Hemen oku çekmişler, fırlatmışlar. Ok tam kız böyle sarılırken kıza saplanmış, sırtına saplanmış ve kız oracıkta ölmüş. Kızdan akan kanlar arkadaşlar buraya yayılmış ve burada gerçekten bir renk var. Böyle koyu kırmızı bir renk arkadaşlar. Böyle görmeniz lazım. Enteresan bir yer. Kız Kumu Orhaniye'de arkadaşlar. Muğla'ya bağlı. Güzel böyle bir gerçekten sahil kasabası. Onun dışında işte adam tabii o aşık olan sevdiceğini almış kollarına ve karşı tarafa geçmiş. Ondan sonra bir daha asla görmemişler. Evet ondan sonra orada bir yükselti olmuş arkadaşlar. Yani 600 metre boyunca suyun üzerinden yürüyorsunuz. Sen yokken ben neredeydim? Öyle bir sevelim. Gören gör.